Geniz eti ameliyatının riskleri nelerdir? Her ameliyat gibi geniz eti ameliyatında bazı riskleri vardır. Bir kere sevinçliğine de belirtebilirim ki daha düşük riskli ameliyatlar arasında yer alır. Ancak yine de riskleri vardır. Bir, anesteziye ilişkin riskler vardır ki anestezi doktorunun bu konuda sorgulanması, onunla ailenin arasındaki bu istişare sonrası karar vermesi önemlidir. Anestezi doktoru da bu riskleri azaltmak için zaten elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ameliyat öncesi çocuğu değerlendirme, kan tahlilleri ve gereken başka tetkikleri yapma gibi. Anestezi dışında cerrahi ilişkin ana risk kanamadır. Bu kanama riski sıklığı 1/8 civarında bildirilir. Oldukça düşük görülen bir orandır. Kanama durumunda ne yapmak gerekir? Biz kanama durumunda o bölgeye tampon koyup artık belki 24 saat, belki 48 saat o çocuğu hastanede tutmayı tercih edebiliyoruz. Kanama dışında bazen de bazı çocuklarda dişlerde, özellikle eğer dişler biraz gevşek dişlerse onlarda zedelenme ortaya çıkabiliyor. Ana risklerimiz bunlardır. Bu risklerin de tekrar söylediğim gibi görülme oranları çok düşüktür.